Süleyman Bey, ben doğru mu duydum? Oğlunuzu yani Sinan Bey'i özel bir kliniğe mi yatırmak istiyorsunuz? Gayet doğru duymuşsunuz. Sizi de işlemleri hemen başlatmanız için çağırdım. Böyle bir karar almanız aklım hiç almıyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Seni başkanlığa önereceğimi söylediğimde nasıl olacağını bu kadar sorgulamamıştım. Bu kadar korkunç bir planınız olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Bu bir plan değil. Hayatın genel akışı. Ama efendim, ben Sinan Bey'le daha geçen gün görüştüm. Bana gayet normal gözüktü. Saati saatine uymuyor. Kızımın ölümünden sonra çok değişti. Oğlum travma sonrası bir stres bozukluğu yaşıyor. Hem hastaneye hem kendine zarar veriyor. Bir süre tedavi olması iyi olur. Emin misiniz? Çok ciddi bir durum. Ben de onun için acele edelim diyorum ya. Ben bu oyunun bir parçası olmayacağım. Ayrıca Sinan Bey'in travmadan sonra bu şekilde cezalandırılması da büyük bir haksızlık. Ben yokum. Pekala. O zaman ben neler yapabileceğimize bir bakayım. Yalnız siz de biliyorsunuz bunun için psikiyatri raporu lazım. Mahkeme delil isteyecektir. Orasını siz hiç merak etmeyin. Onları bizzat ben halledeceğim. Baba. Ne yapıyorsun baba? Ne arıyorsun masamda? Asıl sen cevap vereceksin. Ne oldu sana böyle oğlum? Ne oldu da böyle delirdin, dengesizleştin? Delirdiğimi hatırlamıyorum. Ne diyeceksen açık açık söyle. Bunları diyorum, bunları. Bu kadar ilaç ne arıyor burada? Benim değil. Hatta hiçbiri benim değil bunların. Bunların hepsi ağır antidepresanlar Sinan. Sen kendine ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Benim değil diyorum sana. Ben sadece basit bir sakinleştirici kullanıyorum. İnkar etmenin bir yararı yok Sinan. Sorunun neyse birlikte çözebiliriz. Ne sorunu? Tekrar edeyim mi? Anlamın için kaç kere söylemem gerekiyor? Bunlar benim değil. Bana yalan söyleme. Bu ilaçların hepsi hasta kayıt geçmişinde var. Psikiyatriye yazdırmışsın. Ben hayatımda psikiyatriye gitmedim. Yok artık. Bunu yapmış olamazsın baba. Bu kadar mı ileri gideceksin? Arkamdan iş çevirmen falan tamam. Onlar baba oğul ilişkimiz de. Ama bu kadarı. Pes. Pes. Ne dediğini anlamıyorum. Senin kafan karışmış belli. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum baba. Da o olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Uzatma Sinan. Git ve dinlenmeden de dönme. Gideceğim. Ama dinlenmeye değilim. Önemli bir ameliyatım var. Ona hazırlanmam gerekiyor. Müsaade edersen.